Tanrıça Athena. Zeka tanrıçası. Bu tanrıça çok güzel bir tanrıçadır. Bir gün bir flüt alır. Öttürmeye başlar. Burada ise yarışma var. Ve yarışmaya göre bu Marsyas o kadar çok güzel çalmaya başlıyor ki bu Apollon'un kulağına gider. Der ki ben müzik tanrısı Apollon'dan bile güzel çalıyorum. Lan bir de hadsiz. Sen kimsin ki tanrıya meydan okuyorsun? Apollon der ki hadi yarışalım. Ve Marsyas bir çalar bir çalar herkes mest olur. Sıra Apollon'a gelir. O da güzel çalar. Ama Filik kralı Midas'ı hakem seçerler. Ve 9 tane müzyum. İlham perilerde. 9 ilham perisi çok hakkındadır. Tanrı Apollon'un tarafını tutar. Ama Midas Apollon iyiydin ama derse Marsyas daha iyi çaldı der. Bu onun sonunu getirecektir. Öyle mi der? Senin kulakların iyi duymuyor der. Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çevirir. Marsyas'ı da ne yapar? Aynı Nisimi gibi derisini yüzdürür. Kutsal evlilik. Tahtında oturur, yarı çıplak bir amcayı görürseniz, elinde asa varsa, burada arkadaşlar Leto ile evlenme sahneleri. Leto kim? Artemis de Apollon'un annesi. Burada diyor ki dayı, arkanda adaleti hissedeceksin. Gördün mü arkadaş? Arkasında elini buraya koymuş, adalet arkanda olacak. Zeus'a dayı diyor ki, kararların evet sen ulusun, sen büyüksün ama senden büyük adalet var. Hatırlarsanız biz bunu Almanya, Avusturya Arşidükü'nde de söylemiştik. Yani Zeus kararlarını da vereceksin ama Dark diyor ki aynı temiz gibi adalet tanrıçasıdır. Verirken adaletlerini kararında omzunda adalet yükünü hisset ona göre. Burada arkadaşlar doğum sahnesi var. Şurada doğumda Leto uzanmış bir şekilde doğum sancısı çekiyor. Yine aynı şekilde burada Hera bir işe giriyor. Doğum tanrıçasını burada göndermiyor. Daha sonra burada gördüğünüz gibi küçük bir kız çocuğu burada doğuyor. Artemis'tir. Burada yıkanma sahneleri ve doğum tanrıçaları Artemis'in doğumuna yardımcı oluyor. Artemis Apollo'dan önce doğmuştur. Bir gün önce hatta saniye önce doğmuştur. Artemis doğar doğmaz nektarı içer, büyür, gelişir. Doğduktan sonra kardeşi Apollo'nun doğumuna yardımcı olur. Annesinin çektiği acılar o kadar fazladır ki bundan dolayı Artemis söz verir ben erden kalacağım. Yani bakire tanrıçadır. Hiçbir erkekle cinsel ilgilenmez. Çünkü annesinin çektiği acıları tekrar kendisi de çekmek istemediği için erdenliği koruyan tanrıçalardan bir